Evet kahraman kazan. Şöyle ay yıldızlı bayraklarımızı görebilir miyiz? Şimdi sizlere hitap etmeleri üzere 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programımızda siz kıymetli hemşehrilerimize konuşmalarını ifa etmeleri üzere Kahraman Kazan Belediye Başkanımız Sayın Serhat Oğuz Beyefendi'nin sahnemizi teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın milletvekillerimiz, saygıdeğer kaymakamım, AK Parti Ankara İl Başkanım, Kahraman Kazanımızın çok kıymetli yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli yönetici ve üyeleri, bugüne anlam kazan, bugüne değer katan çok kıymetli şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve 15 Temmuz'u destanlaştıran çok kıymetli hemşehrilerim, kahraman kazanlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, bugün 15 Temmuz. Hain darbe girişiminin 3. yılı. Akıllarını, fikirlerini, şahsiyetlerini 1 dolara satmış FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla, canlarıyla tarih yazan vatanımızın, milletimizin bekası uğruna şehadete yürüyen tüm kahramanlarımıza rahmetler olsun. Gazilerimize cesaret ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum. Rabbimden sağlık ve afiyet diliyorum. 15 Temmuz şehadete yürüyen kahramanlarımız için bir hüzün. Ama tarih boyunca esaret zinciri vurulamamış milletimizin yeniden tam bağımsızlığını haykırdığı bugün aynı zamanda bizim için bir gurur günüdür. 15 Temmuz 2016 gecesi kahraman kazanımızdan ve Türkiye'mizin her yerinde yükselen ruh Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde yükselen ruhun ta kendisidir. Onun için burada 1071 Malazgirt dedik. Onun için 1453 İstanbul'un fethi dedik. Onun için İstiklal Harbi dedik. Birileri 15 Temmuz'a hikaye diyor, kurgu diyor, masal diyor. Bu aymazlara, bu hainlere bir kere daha hatırlatıyoruz. 15 Temmuz'da yükselen ruh işte bu ruhtur. İstanbul'u fetheden ruhtur. Malazgirt'te bize İstanbul'un kapılarını, Anadolu'nun kapılarını açan ruhtur. O gece tüm Türkiye'de olduğu gibi kahraman kazanımızda da Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kayıtsız kalmamış ve o dönem belediye başkanımız olan Lokman Bey'in belediye meclis üyelerini ilçedeki pek çok STK'yı mahalleleri harekete geçirmesi suretiyle kazan kahramanlığa giden yolu yürümeye başlamıştır. İşte bu kutlu yolda o dönemki adı Akıncı 4. Anajet Üst Komutanlığı olan ve gecenin ilerleyen saatlerinde darbenin komuta merkezi olduğu anlaşılan yerde sabah 04.05'te yüreklerinde vatan aşkından ve imanlarından başka bir silah olmayan tek istekleri buradan kalkarak Ankara'da milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne, TürkSat'a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bomba atmaya başlayan ve sonik patlamalarla Ankara semalarında terör estiren F-16'ların kalkışını engellemek olan sivil vatandaşlarımıza gözlerini kan bürüyen hain darbeciler tarafından ateş açılmış ve 9 kardeşimiz şehit, 92 kardeşimiz de gazi olmuştur. Değerli kardeşlerim, biz
şehitleriyle birlikte yaşayan bir milletiz. Şimdi gelin hep birlikte şehit yoklamamızı yapalım ve onları unutmadığımızı, bu ülke üzerinde hain emelleri olanlara bir kere daha haykıralım. Şehit Ali Anar. Burada. Şehit Ali İhsan Lezgi. Burada. Şehit Emrah Safa. Burada. Şehit Hasan Yılmaz. Burada. Şehit Lokman Biçinci. Burada. Şehit Ümit Güler. Burada. Şehit Ömer Takdemir. Burada. Şehit Samet Cantürk. Burada. Şehit Yasin Yılmaz. Burada. Allah bu şehitlerimize ve tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbim onları cennetinde cemaliyle müşerref kılsın. Hazreti Peygamberimize komşu eylesin. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi yaşanan kahramanlıklar ve o gecenin önemi üzerine 3 yıldır pek çok şey söylendi. O gecenin detaylarıyla ilgili pek çok haberler yapıldı, belgeseller yapıldı. Hiç kuşkusuz bunlar tarihe geçmiştir. Ama o gece sokaklara çıkıp milli iradeye sahip çıkan aziz milletimizle tek yürek olmak varken televizyon karşısına geçip çay kahve içerek durumu izleyen bazı aymazların, gafillerin bekledikleri gerçekleşmeyince o gece için kurmaca, senaryo gibi ifadeler kullanmasını biz asla kabul etmiyoruz. Değerli kardeşlerim, bu topraklarda 15 Temmuz ruhu var oldukça Allah'ın izniyle ülkemizi çıktığı kutlu yolculuktan hiçbir güç geri döndüremeyecektir. Ebediyete uğurladığımız tüm şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle yad ediyorum. Rabbim şehit ailelerimize sabırlar versin. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Özgürlük gibi, din gibi duyguları ilmek ilmek işleyen İstiklal Marşımızla sözlerime son vermek istiyorum değerli kardeşlerim. Az önce kardeşim İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif Ersoy'un Allah bu millete bir kere daha yazdırmasın sözünü hatırlattı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programımızda siz kıymetli hemşerilerimize hitap etmeleri üzere AK Parti Ankara İl Başkanımız Sayın Hakan Han Özcan Beyefendi'nin sahnemizi teşriflerini arz ediyorum. Buyursunlar efendim. Kıymetli Kahraman Kazan halkı, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii 3. yılında o gecenin başlangıcı bir dehşetti. Ama Rabbimin yardımıyla, sizlerin desteğiyle, çabasıyla, mücadelesiyle nasıl ki geceden bir fecir doğuyor, aydınlık doğuyor, siz de o dehşetle başlayan o geceyi destana çevirdiniz, kahramanlığa çevirdiniz ve kahramanlık unvanını, gazilik unvanını hak ede aldınız. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Tabii yüzyıllardan beri Müslüman coğrafyaya ve Anadolu halkına bu hakla batılın savaşında türlü türlü hesaplar ve düzenler, planlar yapıldı. Rabbime şükürler olsun ki bizler tarih boyunca bir olduğumuz, birlik olduğumuz müddetçe Rabbim bizi başarısızlığa uğratmadı. Ne zamanki fitneyi, tefrikayı aramıza soktular, o zaman dağılıp parçalandık. Çeşitli kılık ve kısvelerle aramıza daldılar. Yakın tarihimize de baktığımız zaman, şöyle baktığımızda Müslüman coğrafya dağılıp kaldı. Ama biz
birlik oldukça en son bunu Çanakkale zaferinde Dumlupınar'da Sakarya'da gördük. Allah'a şükürler olsun. Hiçbir şekilde başarılı olamadılar. Ve yıllar sonra dediler ki biz bunlara böyle bir oyun yapalım. Yavaş yavaş en başta 17 Aralık 25 Aralık'la en başta bu devletin idarecisine seçilmiş iradeye vatandaşıyla halkıyla arasında bir fitne yayalım. Böyle bir hesap yaptılar, olmadı. Şöyle baktığımız zaman ekonomi, yatırımlar, Türkiye'nin çağa kalkması iyi gidiyor. Bir başladılar ağaç diye gezi olaylarını başlattılar. O da geçti, yetmedi. Şöyle baktığımız zaman Hendek, Çukur. Hendek ismi tabii ki mübarek bir isimdir. Çukur olaylarıyla ve diğer olaylarla her zaman sağdan soldan saldırdılar. Ve 15 Temmuz gecesinde de dediler ki bu iş böyle olmuyor. Biz Kuzey Irak'ta terör kamplarına, sınırımızın ilerindeki tuzak kuranlara, hain teröristlere çevirmediğimiz namluları, helikopterleri, F-16'ları Ankara'ya, İstanbul'a çevirelim dediler. Ve biz bunları yapınca kendileri gibi gördükleri için korkuya kapılıp en başta bu ülkenin liderini bir şekilde hapsedip veyahut da onu görünce kaçar gider dediler. Diğer ülkelerde gördük. Arap Baharı ile başka şeylerle hemen o ülke liderleri ne yaptılar? Kaçtılar, gittiler. Başka ülkelere sığındılar. Bilmiyorlardı ki bu ülkenin seçilmiş lideri biz nasılsak o da aynısıydı. Ve dedi ki halkın gücünün üstünde bir güç tanımıyorum. Haydi meydanlara, ben de geliyorum dedi. Ve Allah'ın izniyle meydanlarda buluştuk. Akabinde selalar okundu. O selalarla beraber yeniden bir dirilişe, yeniden bir kıyama kalktık elhamdülillah. Ve akabinde işte biraz önce belediye başkanımızın da bahsettiği gibi o gece Kahraman Kazan'da işte o şehri bombalayan uçakların buradan kalktığını ve merkezin buradan olduğunu öğrendik. Biz o zaman da ilçe başkanımız Ali Bey'le ve diğer teşkilat mensubu arkadaşlarımızla hep koordine halindeydik. Ve halkımızın, vatandaşımızın oraya yönelmesini istedik. Hakeza Polatlı'da topçu birlikleri çıkmıştı kışlalardan. Hemen orada da Polatlılı hemşerilerimiz o topçu füzelerinin rampalarını engellediler. Mamak'tan o gece tanklar çıktı, onu orada Mamaklı hemşerilerim. Hakeza bakıyorsun özel kuvvetlerde büyük bir hareketlilik. Milli İstihbarat ateş altında, orada da yeni mahalle hemşerilerim. Bugün açılışını yaptık elhamdülillah. Ankara Emniyeti, Keçeoğlu hemşerilerim, Altındağlı hemşerilerim koştular. Genelkurmay karargahın içine kadar girdiler. Ve hiç geri dönmeyi düşünmediler. Rabbim öyle bir sekine verdi ki, öyle bir güç verdi ki, hamdolsun tıpkı Bedir'in aslanları gibi, tıpkı Bedir Savaşı'nda o düşmanın, küffarın güçlü ordusuna karşı ufacık bir topluluk çıplak ellerle, çıplak ayaklarla çıktılar. Benim analarım, bacılarım o tankları engellediler ve darbeyi bertaraf ettiler. Allah hepinizden razı olsun. Hasaten Kahraman Kazanlı hemşehrilerimizin o gece yaptıklarına ve nasıl koordine olduklarına ben de bir kardeşiniz olarak şahidim. Rabbim inşallah bu gaziliğimizi de o gün o gece sabaha kadar mücadelemiz ve akabindeki nöbetlerimizi Rabbim inşallah bunun ecrini ahirette bizlere nasip eder inşallah. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Kıymetli belediye başkanımız sizlerin büyük teveccühüyle seçildi. İşte o oylarının tabii ki desteğiyle beraber şimdi de sizlere 5 yıl boyunca hadimlik yapacak. Bu hadimlik görevinde de bizler AK Parti olarak,
Cumhur İttifakı olarak ve hükümet olarak da hep arkasında olacağız. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar görev yapan kıymetli Lokman Ertürk Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun, var olun. Şimdi siz kıymetli hemşerilerimize hitap etmeleri üzere Kahraman Kazan Kaymakamımız Sayın Engin Aksakal Beyefendinin kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Kaymakamım. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, siyasi partilerimizin başkanları, Cumhuriyet Başsavcım, Hava Meydan Komutanım, değerli belediye başkanım, çok değerli kahraman kazanlılar, şehitlerimizin, aziz şehitlerimizin eşleri, çocukları, anneleri ve babaları, saygıdeğer gazilerimiz, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarak hoş geldiniz diyorum. Değerli Hazirun, bu yıl üçüncüsünü idrak ettiğimiz Milli Birlik ve Demokrasi Günü olarak da andığımız 15 Temmuz 2016'nın yıl dönümünde tabii o gün 15 Temmuz darbe girişimi saldırısı ülkemizdeki bugüne kadar yapılan saldırılara karşı, milletimize karşı, milli iradeye karşı, demokrasiye karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümetine karşı yapılan saldırıların en hainiydi. Hepimiz bunun idrakindeyiz. Ancak saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, himayelerinde milletimizin meydanlarda, sokaklardaki mücadelesi, o tankları, F-16'ların kalkışını önlemeye çalışmasıyla birlikte direnişi hiçbir F-16'nın, hiçbir savaş uçağının veya tankın ilerlemesine geçit vermemiştir değerli arkadaşlar. Bizlere vatan tabii ki bizler için sosyal olarak, kültürel olarak inançlarımızı en özgür şekilde yaşadığımız, dinimizi en özgür şekilde yaşadığımız yerdir değerli arkadaşlar. 15 Temmuz'da vatanımızı, özgürlüğümüzü, inançlarımızı, halkımızın, milletimizin gelenek ve göreneklerini önleyerek, ele geçirerek, Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirerek, hükümetini devirerek bir grup örgüt, örgüt mensubu, tabii ki bunun kendi içimizdeki hainlerle birlikte dışarıdan da planlanarak, projelendirilerek gerçekleşmesi hepimizin gerçekten bugün bu 15 Temmuz darbe girişiminden saldırısından ders çıkartması gereken bir durumdur değerli arkadaşlar. Bizler bize emanet edilen Sultan Alparslan tarafından, Fatih Sultan Mehmet tarafından, Yavuz Sultan Selim tarafından ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Mehmet Akif Ersoy tarafından ve en önemlisi aziz şehitlerimiz tarafından bizlere emanet edilen vatanımızı en iyi şekilde korumak, en iyi şekilde ilerletmek ve geliştirmek durumundayız. O gece şehit olan 251 kardeşimizi rahmetle anıyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, makamlarını âli ve Hazreti Peygamberimize, Hazreti Hamza Efendimize komşu eylesin inşallah. Gazilerimize Rabbimden hayırlı ömürler, sağlıklı sıhhatli ömürler diliyorum. Değerli kardeşlerim, tabii ki günün anlamı, önemi az önce ifade edildi. Üşüdüğünüzü de biliyorum, vaktin ilerlediğinin de farkındayım ama sözümü kısa tutarak birkaç hususu hatırlatmak istiyorum. Evet değerli kardeşlerim, bu milletin mayası İslam'dır. Bu milletin mayası Kur'an'dır. Biz bunun böyle olduğunu 15 Temmuz gecesi yaşadık ve dünyaya da ispat ettik Allah'ın izniyle. Evet o gün 15 Temmuz gecesi alelade bir darbe girişimi değildi. Ve normal bir durumda değildi.
Onun için bu millet o genlerinden gelen, o kodlarından hareketle olayın farkına varır varmaz daha başbakanımız konuşmadan, daha cumhurbaşkanımız sokağa çağrı yapmadan milletimiz sokaklara dökülmeye başladı. İşte bu neyin göstergesi değerli kardeşlerim? Bu şunun göstergesi. Bu milletteki Kur'an ruhunun göstergesidir. İslam ruhunun göstergesidir. İstiklal aşkının göstergesidir. Bağımsızlık aşkının göstergesidir. Onun için değerli kardeşlerim ne diyoruz? Tek millet diyoruz değil mi? Tek bayrak diyoruz. Tek vatan diyoruz. Tek devlet diyoruz. O gün alelade bir darbe girişimi olmadığını bildiğimiz için sokaklara döküldük ve biraz önce değerli başkanımız da okudu İstiklal Marşı'nı. Ne diyordu orada? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma diyordu değil mi? Evet, o gün o alçaklar bu yurda uğramaya kalkıştılar ama karşılarında 80 milyon insanımızı gördüler. Onların tanklarına karşı, onların uçaklarına karşı, aslında o tanklar bizimdi. O uçaklar bizimdi. Bizlerin parasıyla alınmıştı. Sizlerin paralarıyla, vergileriyle alınmıştı. Ama o uçaklar, üniforma giymiş o hainler, bu toprakların gördüğü ve göreceği en büyük ihanet çetesi o gece akla, fikre gelmeyecek alçaklığı yaptılar. Ve işte o telsiz konuşmalarının hepsini hepiniz duydunuz. Hep takip ettik televizyonlarda. Vurun diyor. Acımayın diyor. Öldürün diyor. Bu alçaklıkları bu millet gördü. Ama milletimiz gereğini yaptı. Ve önce vatan dedi. Önce bayrak dedi. Vatanından, bayrağından, istiklalinden taviz vermedi. Ve değerli kardeşlerim, o karanlık geceyin sabahını apaydınlık yaptık elhamdülillah. O gece sadece biz yalnız mıydık? Hayır. Bu millet, bu ülke ümmetin son kalesi olduğunu ümmetin her bir ferdi farkında. Onun için o gece sabahlara kadar bütün İslam coğrafyası ayakta oldu. Bütün dertli kardeşlerimiz, mazlum ve mağdur kardeşlerimiz Türkiye'ye dua etti. Türk milletine dua etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti değerli kardeşlerim. Ve çok şükür o gecenin sabahı elhamdülillah aydınlık oldu. Ve değerli kardeşlerim, bu coğrafyada zor bir coğrafyada olduğumuzu biliyoruz. Bu hainliklerin bitmeyeceğini de biliyoruz. Nasıl Çanakkale'de üzerimize geldilerse, 7 düvel üzerimize geldiyse, şimdi artık öyle gelmiyorlar, içerideki hainlerle geliyorlar. Bakın, tarihe geçmiş Amerika bir dışişleri bakanı var Kissinger diye. Onun şöyle bir sözü var. Diyor ki Amerika'yı Amerika yapan şey şudur. Nedir o? Amerika hainini yaşatmaz. Kendi hainini bulur, yok eder, öldürür. Ama Amerika başka ülkelerin hainlerini bulur, onları yaşatır, zamanı geldiği zaman da kullanır. 15 Temmuz'da yaşadığımız olay da bunun aynısıdır değerli kardeşlerim. Onun için bakınız üzerimize terör örgütleriyle geliyorlar. PKK'sıyla geliyorlar. Efendim DHKBC'siyle geliyorlar. FETÖ'süyle geldiler. Ama milletimiz bağımsızlık aşkından hiçbir zaman taviz vermedi. Biz her zaman hür yaşadık ve hür yaşamaya azimliyiz değerli kardeşlerim. Bakınız o gece yazılan Kahraman Kazan'da yazılan destanla çok şükür kahraman ünvanını aldı. Kazandı, başına kahraman kelimesini getirdik. Mecliste benim hiç unutamayacağım ve her zaman tarihe not düştüğüm konuşmada Kahraman Kazan ünvanını verildiği o oturumda AK Parti grubu adına ben konuşma yaptım ve o yaptığım konuşmayla da her zaman gurur duyuyorum. Sizlerle gurur duyduğumuz gibi, çünkü o gün tarihe not düşmek, Kahraman Kazan isminin verildiği o günde bir Ankara milletvekili olarak, hemşehriniz olarak orada bir konuşma yapmak önem arz ediyordu. Çok şükür o da bugün bize nasip oldu. Allah'a her zaman hamd ediyorum. Değerli kardeşlerim, bakınız Allah nasip ederse bizler şanlı bir ecdanın torunlarıyız. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ve bizim sorumluluklarımız çok büyük.
Ama şundan emin olun ki 15 Temmuz tehlikesini bertaraf eden bu millet Allah'ın izniyle gelecek vaat eden bir millettir. Onun için bütün dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bütün mazlum ve mağdur coğrafyaların gözü bizim üzerimizde. Bizim bundan dolayı değerli kardeşlerim bir olmamız lazım, beraber olmamız lazım, kardeş olmamız lazım. Birbirimizi daha fazla sevip, birbirimize daha fazla kenetlenerek 21. yüzyılı Türkiye asrı yapmamız lazım. Bunu biz başaracağımıza ben inanıyorum ve inşallah başaracağız ve 21. yüzyılın yükselen değeri olarak Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim ilerlememizi durduramayacaklar. Ne oyunlar çevirirlerse çevirsinler, üzerimizde ne türlü gelirlerse gelsinler, Allah'ın izniyle bu milletteki bu iman olduğu sürece bu milleti durduramayacaklar. Biz çalışkan bir milletiz, azimli bir milletiz, gayretli bir milletiz, tarihe en uzun imparatorlukları kuran bir milletiz. Allah nasip ederse inşallah o ecdada yakışır bir şekilde de 21. yüzyılı ve ondan sonraki asırları da Türkiye asrı hep birlikte yapacağız diyorum. Ben tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Katılımlarınızdan dolayı sizlere de şükranlarımı sunuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Thank you.